Canan hoş geldin, merhabalar. Ve aleyküm selam. Evet canlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kurban olduklarım, hoş geldiniz. Valla şöyle bir durum var. Gizli hoş geldin. Şimdi sizlere kısa bir yayın açma gereği duyduk ki sonuçta bir şeyleri yaparken daha sağlıklı olması ve biz niye buradan kalktık gittik? Can için gittik. Eğer bir tehlike sezdikse bırakmamız gerekiyor. Karanlık, çatı çok geniş çünkü caminin çatısı, koca caminin çatısı. Ondan sonra merhabalar Sevgican, tekrar hoş geldiniz. Kedi çok tedirgin. 4 gündür oradaymış. Mış diyoruz. Demin de yayın açtım. Arkadaşım bir tanesi diyor ki 4 gün önce neredeydin diyor. Bugün duydum. Bugün beni etiketlemişler. Bugün öğrendim olayı. Çıktık gittik zaten. Dükkanı kapattım. Çıktım gittik. Eyvallah. Fakat bıraktık mamasını suyunu fazlasıyla, vallahi yarın bir gün görüp de bize kızarlar bile, bu kadar mamayı niye döktünüz diye. O ayrı, orada bir problem yok. Şimdi çocuk çok tedirgin. Yapacağımız hamlelere dikkat etmek zorundayız. Alt taraf insan kaynıyor. Ve masalar bilmem neler var. Hani birileri alttan bizi takip etse belki çarşaf açar bilmem ne olur derken bir şekilde, ama öbür türlü bildiğin çocuk kendini aşağı atacak. Yani tabiri caizse kaş yapalım derken göz çıkartmaya hakkımız yoktu. Şimdi Metin kardeşimiz vicdan yapıyor, diyor ki abi tutarız, ederiz, yaparız. Metincim, canım kardeşim benim. Bizden önce kaç kere itfaiye gitmiş oraya? Ya birçok defa gelmiş Heh. itfaiye. Şimdi Alamamışlar. itfaiye gidiyor. Ama biz abi. Bizden önce belli kişiler gidiyor. Şimdi mesele alıp almamak değil. Karar verdiniz abi. Allah razı olsun can. Yani işte benim güzel ailem, güzel dostlarım. Sizlerle o yüzden paylaşma gereği duydum ki yayını şunu kapatacağım, ama hani bilelim. Şimdi orada laf olsun diye efendime söyleyeyim, bir video çekeceğiz diye tabiri caizse, ya da sizlerle o anı paylaşacağım diye, özür diliyorum. O çocuğun hayatıyla oynamaya hakkım yok. Ha, görevim neydi? Gittim, gördüm, yerini biliyorum. Mamasını suyunu fazlasıyla koyduk. Çok şükür. Ondan sonra ufak çaplı böyle engelli bir sıkıntıya rağmen, tabi işin detayını öğrendikten sonra gevşemeler oluştu bazı şahıslarda. Çünkü baktılar ki ha, hiç ciddi. Velhasıl kelam. Kalınsanız. Ne yazıyor set? Anlayamadım canım. Yakında ağaç vardı. Ağaca. Öyle değil işte. Bak, yarın Allah nasip ederse gündüz gözüyle zaten videoyu çekeceğim. Kafanızı canlandırırsınız. Yani ya da canlı yayın açarım. Şimdi o ağaca atlama öyle değil. Çok zor. Yani çocuğa zarar verirdik. Ne yapacaksınız abi? Bir daha gidecek. Tabii ki gideceğiz. Bırakır mıyız o çocuğu orada? Evet, 4 gündür o çocuk orada, ama biz bugün duyduk. Duyar duymaz zaten. Bekledik, bir kafes bulalım. Kafesimizde. Abi kafesi hiç hatırlatma bana. Yani Canlı yerim arkadaşlar, sen. kafesin altı biraz geniş. Yani ama yavru kedi olmadığı için ben dedim ki herhalde çıkamaz oradan. O iri yapılı vücuduyla o daracık bir delikten çıktı gitti kedi yani. Yoksa biz kafesi almıştık arkadaşlar kediyi. Biz o haldeyken direkten dönmüş bir şekilde dönmek beni üzdü yani. Biraz strese soktu yani, ne yalan söyleyeyim.
Öyle yani. Allah bir bulacağız. Bakacağız. Şimdi şöyle de bir olay var. Onu da belirteyim. Bugün bir dostumuz daha aradı. Abi dedi. Bir hap var dedi. O hapı kullanıyoruz. Yarım saat sonra çocuk uyuşuyor. Konuma attım. Sonra dedim ki dur dedim. Gelme. Niye abi? Şimdi bakın güzel dostlar. Kurban olduklarım. Can dostlarım benim. Güzel ailem. Dedim ya bir şeyler yaparken sağlıklı yapmak gerekiyor. Çatı böyle. Biz bu çocuğa uyuşturduk. Çocuğu uyuşturduk yani hapı yedik. Baygınlaştı. Kedi uçta hapı orada yedi. Tutamadık aşağı çakıldı gitti. Daha kötü ya. O yüzden dedim ki daha sağlıklı, daha kontrollü hareket etmemiz gerekiyor. İtfaiye öbür taraftan merdiveni tuttuğunda yani kontrollü bir şekilde orayı kontrol ederse biz öbür taraftan yapacağımız işlemi yaparız tutamazsak. Ama hapı yiyecek adam bayılacak gidecek aşağıya gümbür diye gidecek. Hiçbir anlam ifade etmez. Ben sadece kendi fikrimi diyorum ve Metin'le de bunu konuştum. Şimdi Metin'e kalsa tamam kalbi temiz güzel çocuk şimdi kurban olduğum. Çatıya atlayışı bile bir olay. Yani gözü bir şey görmüyor. Oğlum bir dur. Lan binadan binaya atlıyoruz. Örümcek adam bile bunu yapamıyor. Fırlatacak okum diyor oraya zımbırtı yapışacak mı yapıyor. Onun hesabını yapıyor. Allah muhafaza. Düşersin bir şey olur. Başımıza bir hal gelir. Her şeyi düşünerek hareket etmek zorundayız. Ama her şeyden önce Allah razı olsun canım. Her şeyden önce o çocuğun geleceği önemli. Şimdi biz kaş yapalım derken göz çıkartacağız. Biraz da bu yayını niye açtım biliyor musunuz dostlar? Metin biraz incindi çocuk. Yani şey olarak incindi. Yani tam dedi tuttum dedi. Kafesin içine getirdim. Nasıl dedi ya? Kafesin içine getirdim. Alt taraftan kafesin o bölgesine çıktı gitti. Vicdan yaptı. Ben de onu demek istedim ki. İslam Hacı şimdi ben 22 kilometreden geldiğimi üzülmüyorum. Ben daha öncesinde de birçok cana 50 kilometrede gittim, 60 kilometrede gittim. Yani burada söz konusu yani 22 kilometre, 30 kilometre gitmek değil. Biz bir cana faydalı olmak için, bir canın hayatını kurtarmak için gittik, yorulduk, strese girdik, üzüntüye girdik. Tabii ki başarılı olarak geri dönemedik ama Kenan yok canım abinin, bu da bir başarıdır öyle şey Kenan mi? Kenan abinin dediği gibi canın riski canın hayati riski gece gece o çocuğu düşürdük dostum düşürdük aşağı düşürdük ürktü çocukcağız gördün mü ben orada yemi vermeye çalışırken bir anda böyle bir yeltendi aklım çıktı şimdi biz o çocuğu aşağı düşürseydik daha mı güzel olurdu hayır. Vermemiz gereken bir karar vardı ve bence bu karar doğru bir karardı. Zaten benim can dostlarım gerekeni söylüyor. Şimdi Metin kardeşim de aslında orada şunu anlatmaya amaç neydi? Yani işte bunu yaptık yol parası ya da yol bu kadar mazot öyle değil. Yani bizim bölgemizden uzaktan bir bölgeye gittik. Ve bu bölgede hiç mi kimse yoktu? Bu cana el uzatacak düşüncesiyle dile getiriyor. Elinizden geleni yaptığına kurban olurum ben size. Ya vallahi bak. O yüzden hani şimdi kendi çapında biraz üzülüyor. Gerek yok dostlar. Yani burada kötü bir şey yok. Bizler herhangi bir maaşla çalışan ya da ne bileyim bu işten para kazanan insanlar değiliz. Bizler tamamen kendini feda etmiş. Yani bugün ailem aradı mesela. Videoyu izlerken dedi yani elim ayağım titredi. Senin o boşluktan düşeceğini düşündüm. Ve biz birçok şeyi göze alıyoruz. Bizim bazı şeylerimizi bilmiyorsunuz, görmüyorsunuz ama uzun lafın kısası güzel dostlar. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Söyle canım. Ben birçok hayati var kurtarma durumlarını, can kurtarma durumlarını paylaşmıyorum. Çünkü insanlarda bir çekememezlik, bir hasetlik oluyor. Hı hı. Ben bu çekememezlik, hasetli kişilerini hiç sevmiyorum. Öyle bir muhatabın içerisinde de kendimi bulmak istemediğim için paylaşmak istemiyorum. Ama bu canımızın özel bir durumu vardı. Bu canımızı paylaşmak istedim.
hani sizin de bilginiz olsun, siz de olayı takip edin diye. Onda da açıkçası pişman oldum yani paylaştığıma. Neyi? Ben kendi adıma. Neyi? Çok gereksiz yorumlarla karşılaştık yani. Onlar hiç gereği yok yani. Çünkü yorum yapacağınıza, eleştiri yapacağınıza bak gelin, yardım edin bize o zaman. Bak şimdi gülüm. İki kişi, Kenan abiyle ben oradaydık. Başka kimse var mıydı orada? Müsaaden var mı? Var. Bak şimdi. Şimdi dilin kemiği yok. Yol kenarında ev yapanın müteahhiti çok olurmuş. Bir. Daha gençsin, hayat tecrübesini o konularda bak. Kalbin çok temiz. Mükemmel bir çocuksun. Ekmeğin yenir senin. Ama şimdi bak. Ona bakarsan demin hanımefendi diyor ki ben diyorum ki yayında 4 gündür bu çocuk diyorum buradaymış diyorum. Bak, mış. He, 4 gündür neredeydin? Mış mış yani. Bak sonra mış ekliyorum. Şimdi o hanımefendi diyor ki 4 gün önce neden gelmedin diyor. Tamam mı şimdi? Ben şimdi bununla polemiğe giremem ki. Ben girerim abi, ben kendimi tutamam. Yanlış işte bak ama bak şimdi. Yani. Şimdi anladım. Bana dese ki siz ne zaman duydunuz? Canım öyle değil, bak dinle müsaade et. Yanlış. Müsaade et. Bana dese ki sen ne zaman duydun Kenan Bey? Ben desem ki 4 gün önce duymuştum desem, o zaman bana deme hakkı var. Niye biliyor musun? 4 gün önce niye gitmedin sen? Ama ben bugün duydum. O yüzden onun lafı, sözü benim için çok anlam ifade etmiyor. Sen de bu tür polemiklere girip sadece yapman gereken nedir? Bak biz yayını açtık, niye açtık? Dedim ki dostu, yani senin çöreklenmiş bir kitlen vardır. Bizlerin mesela, bizler bir aileyiz. Konuşuyoruz, cevap veriyoruz, sohbet ediyoruz. Her şey dört dörtlük diye, olacak diye kayda yoktur. Olmaz zaten. Kimse dört dörtlük değildir. Şimdi örnek veriyorum. Bu benim şahsi sorunum. Ben haber aldım. Kafesi bekleyene kadar bir saat daha geçti derken 8'de dükkanı kapattım. Ben dükkanı kaçta kapatıyorum? 9 mu? 10 mu? Öyle bir şey herhalde. Bak şimdi mesele 10-10.30 değil. Ama buradaki mesele bu değil. Bir cam vardı. Kalk gittik. Evet, bir şeyler yapmaya çalıştık. Koşturduk. Yakalamaya çalıştık. Derken baktık ki çocuk sıkıntıya girdi. Kaçacak, atlayacak aşağı. Atladığı zaman hiçbir anlamı yok. Şimdi bu tür şeyler olur. Sen gerçekleri konuşuyorsun. Gerçekleri anlat. Tabii ki yok yani can sıkacak bir şey yok. Tek bir canımı neye sıkılıyor biliyor musun? Şu an onu alıp aşağıda o pizzalar, dönerler, şunlar bunlar yiyen insanların dibinde duran canlarımızın yanına katamadığımız için üzüldük. O başka bir şey yok. Belediye başkanından başkanına aday ol, kazanırsın. Cansın diye. Siz oradasınız ve her kötü yorumu yazan da gibi başında bir şeye yaramıyor yani. Çok özür dilerim. Bizim biraz tez canlı olduğu için bununla alakalı konuştuk. Velhasıl kelam, güzel dostlar, değerli insanlar, müsaadeniz olursa yarın zaten sizlerle bu konuyu paylaşacağım. Allah nasip ederse. Sizleri seviyorum. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok çok iyi bakın. Eyvallah. Eyvallah güzel canlar. Sizleri seviyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi ben de çok seviyorum ayrı ayrı. Kenan abi seni de çok seviyorum. Bizim Kenan abiyle sokak canları üzerine dostluğumuz ebedi olarak devam edecek. Hep de öyle oldu. Eyvallah. İnişli çıkışlı grafiklerimiz oldu ama sokak canları üzerinden hiçbir tartışma, hiçbir polemik yaşamadık. Benim için önemli olan da oydu zaten. Seni de ayrıca seviyorum Kenan abi. Ben de seni seviyorum ama abi evet. Kardeş gibi severim. Yeterli bu. Tabii. Canımsın benim. Geceniz güzel olsun dostlar. Sizleri seviyorum. Güzel ailem benim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz. Eyvallah. Olmaz. Eyvallah. Kurban olurum size ya. Harbi mükemmel insanlarsınız var ya. Eyvallah cansınız. Öpüyorum sizleri güzel insanlar. Geceniz güzel olsun. Kalın sağlıcakla.